Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 27 Temmuz Cumartesi, Satürn günündeyiz. Ay Koç burcunda ilerliyor. Bugün tüm dikkatinizi iş ve kariyerinize yöneltebilirsiniz. İşlerinizle ilgili araştırma ve analiz yapmak için karşınıza çeşitli fırsatlar çıkabilir. Değişik düşünceler içerisine girip yeni projeler üretmeniz mümkün. Ancak iş hayatınızda, çevrenizde bazı kişilerin ya da kişinin size engel olmak istediğini hissedebilirsiniz. Bu da duygusal olarak bazı karışıklıklar yaşamanıza sebep olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 27 Temmuz Cumartesi, Satürn günündeyiz. Ay Koç burcunda ilerliyor. Güne daha canlı, girişken, sabırsız enerjiler veriyor. Bugün ay gün boyu çok fazla açı yapacak. O nedenle çok hareketli bir gün geçirebiliriz. Günün ilk saatlerinde ay Jüpiter üçgen açısı güne yüksek motivasyonla başlamamızı sağlayabilir. Venüs ve Satürn arasında oluşacak sekstil açı özellikle maddi konular, iş konuları için girişimlerimizde destekleyici olacaktır. Geleceğe dönük adımlar atabiliriz bugün, girişimlerde bulunabiliriz. Ancak Ay Koç burcunda ilerlediği için biraz sabırsız, bencil ve hırslı davranmamız söz konusu olabilir. Daha kontrollü olmamız gerekiyor. Öğleden sonra ay açıları biraz daha yoğunlaşacak. Önce Jüpiter'le, ardından Mars ve Plüton'la kare açı yapacak ay. Bu nedenle hem çok hevesli, coşkulu ve sabırsız olabiliriz. Bu da bizi bazen düşüncesizce ve riskli eylemlere doğru itebilir. Özellikle ayın Mars ve Plüto ile yapacağı tek kare açı kalıbı öğleden sonraki saatlerde duygusal krizlere, tartışmalara, kaza ve sakarlıklara açık enerjiler veriyor. Öncü grupların daha fazla dikkatli olması gerekiyor gün içerisinde. Yengeç, Oğlak, Terazi ve Koç burçları bu enerjileri daha fazla hissedebilirler. Akşam ve gece saatlerinde de etkiler devam edebilir. Ay Uranüs'le kavuşacağı için bazı sürpriz, beklenmedik gelişmeler de yaşayabiliriz. Bunun yanı sıra içsel olarak da kendimizi çok huzursuz ve gergin hissedebiliriz. Özellikle aile içi ilişkilere, özel ilişkilere biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.